Hikaye 31. Bu, arkadaşına akşam yemeğine giden Rüya'nın hikayesi. Rüya'nın arkadaşı uzakta yaşıyor. O, Rüya'yı akşam yemeğine davet etti. Rüya, arkadaşını ziyaret edeceği için mutluydu. Rüya, çoktan bitiren bileti almıştı. Arkadaşını görmek için trenle seyahat ediyor. Rüya'nın arkadaşı onu gördüğü için çok mutlu. Rüya'nın arkadaşı büyük bir akşam yemeği hazırlıyordu. Tavuk, sebzeler ve tatlı hazırlıyordu. Ama Rüya'nın tavuğa alerjisi vardı. O yüzden sadece sebzeleri ve tatlıyı yedi. Şimdi aynı hikayeyi rüyadan dinleyelim. Arkadaşım uzaklara taşındı. Yakın zamanda beni akşam yemeğine davet etti. Arkadaşımı ziyaret edeceğim için mutluydum. Bir tren bileti aldım. Arkadaşımı görmek için trenle seyahat ettim. Arkadaşım beni gördüğü için çok mutlu oldu. Arkadaşım büyük bir akşam yemeği hazırlıyordu. Tavuk, sebzeler ve tatlı hazırlıyordu. Ama benim tavuğa alerjim vardı. O yüzden sadece sebzeleri ve tatlıyı yedim. Şimdi sorulara geçelim. Sorulara cevap vermeyi deneyebilir veya cevapları dinleyebilirsiniz. Rüyanın arkadaşı uzaklara taşındı. Rüyanın arkadaşı yakında mı yaşıyor? Hayır. Rüyanın arkadaşı yakında yaşamıyor. Rüyanın arkadaşı uzaklara taşındı. Rüyanın arkadaşı Rüya'yı akşam yemeğine davet etti rüyanın arkadaşı onu neye davet etti? Rüyanın arkadaşı rüyayı akşam yemeğine davet etti. Rüya arkadaşını ziyaret edeceği için mutluydu. Rüya arkadaşını ziyaret edeceği için mutlu muydu? Evet, rüya arkadaşını ziyaret edeceği için mutluydu. Rüya bir tren bileti aldı. Rüya ne aldı? Rüya bir tren bileti aldı. Rüya arkadaşını ziyaret etmek için seyahat etti. Rüya ne için seyahat etti? Rüya arkadaşını ziyaret etmek için seyahat etti. Rüya'nın arkadaşı onu gördüğü için çok mutlu oldu. Rüya'nın arkadaşı Mutlu mu? Evet. Rüya'nın arkadaşı onu gördüğü için çok mutlu oldu. Rüya'nın arkadaşı büyük bir akşam yemeği hazırlıyordu. Rüya'nın arkadaşı ne hazırlıyordu? Rüya'nın arkadaşı büyük bir akşam yemeği hazırlıyordu. Rüya'nın arkadaşı tavuk, sebzeler ve tatlı hazırlıyordu. Rüya'nın arkadaşı biftek mi hazırlıyordu? Hayır. Rüya'nın arkadaşı biftek hazırlamıyordu. O tavuk, sebzeler ve tatlı hazırlıyordu. Rüya'nın tavuğa alerjisi var. Rüya tavuk yiyebilir mi? Hayır. Rüya tavuk yiyemez. Onun tavuğa alerjisi var. Rüya yalnızca sebzeleri ve tatlıyı yedi. Rüya ne yedi? O yalnızca sebzeleri ve tatlıyı yedi ama tavuğu değil.